bitmemiş kalmış harman. Deliye dönmüş ondan. Dönme ey meczumu boyan. Dermiş hep aşkları yalan. Korkma boyunları neden. Sonra gidermiş her an. Ağzına sağlık efendim. Reklamlar var. Reklamlardan sonra Beyaz Show devam edecek. Tanrı aşkına! Allah! Anam, hiç mi yanılmazsın sen? Ana yanılır mı? Gözlerim görmüyor ama... Oğlum... Sen... Ben, senden alçakça koparılan oğlum. Doğan Bey'im! Allah'ım sana binlerce şükürler! Görüyorum, görüyorum! Bu anam için! Bu kaba sakal ve Mihal için! Bu da öldürdüğün bütün Müslümanlar için! Bu anam için! Bu babam için! Bu da öldürdüğün masum Türkler için! Olcay Tonun karısı kimse bir adım öne çıksın! Bir Türk anası ölümden korkmaz! Olcay Tonun karısı benim! 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 İçinizde Kara Murat kimse ortaya çıksın! Kara Murat benim! 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 Oh! Buz gibi! İçmek ister misin? Alır iç, iç! Şimdi bütün kemiklerini teker teker kırarım, ölmeden önce et yığını haline gelir. Doğu'nun en namlı hekimlerini getirip onu kurtaracağız. Prenses değilim Malkoç'um. Kadınım ben. Seven, arzulayan, kölen olan bir kadınım ben. Sizinle istediğiniz yere gelirim Malkoç'um. Leon gibi bir iblisten senin gibi bir melek nasıl türemiş hayrettir. Hoşça kal, düşman beldenin yaman güzel. Prenses Beatrice'i yanınıza katacağım. İtirazınız var mı? Aşk olsun amca. Benim rızamı almak yok mu? Ya ben gitmek istemiyorsam? Ben Türk'üm. Kadınların rızasına bakmam. Müsaadenizle.
Beni bırakma Malkoçoğlu, beni bırakma! Kadın milleti bu, prenses de olsa fark etmez. Hep olmayanı ister, kaçanı kovalar. Evet, Beyaz Köy devam ediyor. Kudret Sabancı izliyor mudur şu anda bizi? Ya da sizin diğer kalan ekip izliyor mu şu anda? İzliyorlar. Evet, Kudret Sabancı'yı tanımanız lazım. Bir aslında adam da yani dizinin yönetmeni. Benim de çok eskiden Kanal D'de yönetmenliğimi. Beyaz Show'un ilk yönetmenlerindendir Kudret. Çok da gerçekten doğru düzgün bir adamdır. Kudret'te bayağı bu şeyin, çizgi romanların... şeyi var değil mi adamda? Klasikleri, en eskileri. Suat Yalaz'dan sonra... Kaç tane? 65 bin tane, evet. Suat Yalaz'dan sonra Karaoğlan'ı en iyi takip eden, çözen, analiz eden kişi. Zaten sanırım ondan başkası da bu filmi çekemezdi herhalde. Abi çünkü biz yıllar önce 96-97 Kanal D'nin ta eski Mecidiyeköy'deki binasında üst katta Kudret'le benim yönetmenim yaptıysa da oturduk. O zamanlar derdi bana o kitapları gösterip, abilerdi yani tek hayalim bir gün... şunları çekmek derdi ve iyi de bir başlangıç oldu. Şimdi, film bittiğinde Camoka iki kere aslında öldürülüyor, ikisi de diriliyor ve filmin sonunu söyleyelim mi? Söylemeyelim. Söylemeyelim mi? Söylemeyelim. Tamam. Söylüyorum o zaman. çok zevkli oluyor. Hasan'la ilgili bunları biliyor musunuz galiba elimizde? Daha önce gelen konuklarımızla ilgili yapmıştık ama bir yeni gelenler için söyleyelim. Hasan'ı biraz tanıyalım. 15 yıl boyunca kung fu ve tekvando yapmış, Üsküdar'da otururken yüzme ve jimnastiğe gitmiş, Pendik'e taşınınca spor bulamamış, tekvando salonu var diye tekvandoya başlamış, Beşiktaş kulübünde 7 yıl kürek çekmiş, yurt dışında ülkemizi temsil etmiş, ilkokul 1. sınıfı Rize'de okumuş. Sen Rizeli misin abi? Evet, Fındıklılıyım. Fındıklısın. Evet, Laz. Lazcuya konuşan Lazlardan. İstanbul'a gelmesi şiveli konuşuyor diye ağzını açar açmaz sana gülmeye başlamışlar. Evet, küçükken genelde ilkokulda öğretmeni kalk şarkı söyle dediğinde yaylaların soğuk diye bir türkü söylermiş. Evet. Hangi türkü ya bu? O şey yaylanın soğuk suyu deldi bağrımı deldi. 3 aylık gelin iken bana selama geldi. Bunu söylediğim zaman herkes kahkahaya başlamıştı. Ben de ağlamıştım. Çok ufak söylesene ya. Evet, şimdi mikrofona mikrofonla mı söyleyeyim? Evet. İnşallah. Yaylanın soğuk suyu da deldi, barumi deldi. 3 aylık gelin iken de bana selami geldi. Seni gavurun kızı, hayır sözün gelini. Alsam seni elime da satsam ince belime. Buradan o yani nazara dur nazara. Ha buradan o yani nazara dur nazara. İki uzi koysunlar da senin ile mezara. Senin ile mezara. Oy oy. Buradan o yani nazara dur nazara. Ha buradan o yani nazara dur nazara. İkimizi koysunlar da senin ile mezara. Oy oy oy. Bravo ya. Vallahi ağzına sağlık. Harika bir şey. Teşekkür ederim. Aman abi. İnşallah kötü söylemedim. Yok. Güzel söyledin. Kötü söyledin de yine de iyiydi yani. Hani bekle. Güzeldi, güzeldi. Vallahi harikaydın. Teşekkür ederiz. Devam ediyorum Hasan'la ilgili. 9 yaşındayken kardeşi olmuş. Annesi bahçelerde çay toplarken, çay bahçelerinde herhalde. Evet. Kardeşine kendisi bakıyormuş. Bahçelerde sırtında gezdiriyormuş kardeşine. Adele yapısı o yüzden çocukluktan gelişmiş. Lise 1'de 7 zayıfla sınıfta kalmış. 7 zayıfla sınıfta kaldım. Ya şöyle Fatih'in oldu. Fatih'in 7 ders vardı abi. 12 tane ders vardı. Böyle ergenlik dönemi sanırım arkadaş çevresi. Dolayısıyla biraz bunalımda olduğum dönemlerdi ve 7 zayıf geldi. Ailemde de herkes okumuş, ablam edebiyat öğretmeni, amcamlar falan. Herkes okumamla ilgili bir sürü nasihatler veriyordu. Ben de okumayacağım. İşte çalışacağım falan gibi bir takım şeyler söyledim. 4 sene okumadım. Farklı farklı işler yaptım. 4 sene sonunda bir
bilardo salonunda arkadaşlarım okey oynuyordu. Ben de izliyordum onları. Sohbet ediliyordu. Sohbet esnasında ben de fikrimi söyledim ve bana şey dedi arkadaşlarımdan biri. Sen ilk önce liseyi bitir. Ondan sonra konuş gibi bir şey söyledi. Çok bozuldum ve okumaya karar verdim. 4 sene sonra Allah'ın da izniyle takdir teşekkürle liseyi bitirip üniversiteye birincilikle girdim ve birincilikle mezun oldum. Wow. Şimdi bu gibi durumlarda insanın böyle gerçekten de baba ne diyorsun? Hangi üniversiteye birincilikle girdin, birincilikle bitirdin? Ben beden eğitimi öğretmeniyim. Spor akademisine girdim. Marmara. Evet. Öyle işte. Vallahi helal olsun ya. Sahiden bir alkış daha ya. Çok vallahi güzel. Harika. Çok güzel. 13 yaşından beri bağlama çalıyormuş. Yani son 10 senedir çalmıyorum ama evet 13 yaşında başlamıştı. 5 yaşındayken sobanın üzerindeki suyla oynarken yüzünü yakmış. Annesi kendi yaptığı ilaçlarla, yöntemlerle tedavi etmiş ve iz kalmamış. Evet. 1,5 yaşındayken kaynar sütün içine düşmüş. Ne yapıyorsun abi sen? Ne yapıyorsun? O da şöyle oldu. Ben yeni yürümeye başlamışım ve camın önüne bir büyük, bilir misiniz bilmiyorum. Hani güğüm değil de büyük tencereler vardır ve içinde süt pişirilir ve peynir yapılır. Efendim? Güğümün içine nasıl düştün dedim. Güğümün içine düşülmez mi? Güğüm de büyük bir şeydir yani. Sen hiç güğüm gördün mü hayatında? Esas güğümün içine düşünce tadı oradan çıkıyor. Büyük tencerenin içine süt kaynatıyorlar. Süt kaynatıp bekletiyorlar, peynir yapacaklar. Ben de cama çıkmak için sandalye var. Ona ulaşmak için tencereye kapağına bastım ve tencerenin kapağı ters döndü. Annem fark etmiş ve o sırada yakalıyor beni. Sadece bir ayağım giriyor. Komple girseydim herhalde şu anda aranızda olmayacaktım. Annem bana hem hayat verdi hem de iki kere hayatımı kurtardı. Abi neler? Nasıl bir anne değil mi? Programın akışını değiştirdim be abici. Ağlayacağım. Vallahi ağlayacağız şimdi. Ağlamayın. Şimdi gülüyoruz niye? Hayır ya ama çok iyi. Peki hayatını kurtardı. Ayak duruyor mu? Ayak duruyor ama tabii iz var. İz var. Hayır, iz var tabii. Allah Allah. Sobanın üzerindeki suyla oynarken yüzünü yaktı. Sütün içine düştü. 16 yaşındayken lavın içine düşmüşsün. Nereye? Tam düşerken annesi yeniden enseden bunu. Öteki ayak bu sefer böyle. Bugüne kadar marangozluk, konfeksiyonculuk, anketörlük, boyacılık, mankenlik, oyunculuk yapmış. Evet. Hayatı boyunca hiç içki sigara içmemiş, ikisinin de tadını bilmezmiş. Bu da ekstra bilgilerden. Vallahi harika. Harika. Özlem Yılmaz. Özlem Yılmaz lütfen dahiliyeye sayın Özlem Yılmaz, sayın Özlem Yılmaz. Yanında el çantasına, yanında el çıtlatılmasına karşı fobim varmış. Yani şuna mı? Bunlara mı? Bunlara. Şuna? Ya olsun. Fanatik Fenerbahçeliymiş. Çok güzel şarkı söylenmiş. Arkadaşları neymiş? Arayıp zaman aradığı zaman telefonu açarken şarkı söyleyerek. Şarkı söylemeyi severim ama güzel söylediğim asla. Aynı türküyü senden de şimdi istemez misiniz? Bir tane söylemez misin bize çok ufak bir şey? Gerçekten sesim kötü. Kim söyledi onu? Bunu seni sevmeyen birisi söylemiş. Bayağı söyle rezil ol diyorlar. Yok şaka bir tane söylemesen tabii. Geçen sene abinden gelen bilgiler. Geçen sene abisiyle karşılıklı amuda kalkıp ayaklarını birleştirmeye çalışırlarken nasıl bir aile yapınız var? Yani tam olarak ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani ailesiyle geçen sene. Kaç yaşındasın Özlem? 26. 26. Abin kaç yaşında? Geçen sene değil. 2-3 sene falan oldu. 2-3 sene. Abin kaç yaşında?